katılsın istiyoruz. Bir teknik sorun oldu. Hazar Burhan Hanım yayınımızdan ayrılmak durumunda kaldı. Yani teknik olarak mecbur kaldı. Mehmet Karataş hazır. Hızlıca onu yayına alalım. Çünkü Mehmet Karataş çok özel ve önemli bir noktada. Arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğü en son nokta. Artık ondan sonra askerler, polisler, arama ve kurtarmacıların geçişine izin veriliyor. İşte oradasın. Mehmet Karataş, seni dinliyoruz. Evet Erkan, tam bulunduğumuz bu nokta hemen arka tarafımızda, karşı tarafta görmüş olduğunuz o dağlık kısım aslında İran Cumhurbaşkanı'nın cenazesinin bulunduğu yer ki orada dediğimiz gibi enkazın bulunduğu yer orası ve orada da çalışmalar yoğun bu şekilde şu an itibariyle de devam ettiğini sizlerle paylaşalım ki hemen önümüzde gördüğünüz araç kalabalığının olduğu yerse buradaki devrim muhafızlarının yani askeriyenin artık geçişlere müsaade etmediği bir nokta olduğunu sizlerle paylaşalım ki burada özellikle de dediğimiz gibi geçtiğimiz dakikalar itibariyle o bölgede görev yapan arama kurtarma ekiplerinin bir kısmının da geri dönüşünü gerçekleştiğini sizlerle paylaşalım. Evet, Berzigan'da şu an itibariyle o bölgede çalışmaya gece saatleri itibariyle katılan arama kurtarma ekiplerinin bir kısmı dönüş yaparken bir taraftan da az önce Kadir Mercan'la birlikte bulunduğumuz bu noktada bazı kamyon ve kamyonetlerin geçişine müsaade edildi. Biliyorsunuz enkazların olduğu yerde şu anda çalışmalar yapılıyor ki hemen sol tarafımızda yine hemen Kadir Mercan gösterirse hazır şekilde bekletilen kamyonlar var ve çağrıldıkça da bu noktadan kamyonların o bölgeye doğru geçişleri zaman zaman gerçekleşiyor. Az önce yine oraya birkaç otobüsün de geçişine müsaade edildi ve otobüslerin de yine o bölgede gece boyunca görevli olan yetkililerin, yine o bölgede görevli olan ekiplerin geri gelmesi açısından görev aldıklarını sizlerle paylaşmış olalım. Evet, hemen karşı tarafta şu anda ekranlarda görüyorsunuz. İşte İran Cumhurbaşkanı'nın içerisinde olduğu kaza yapan helikopterin enkazının çalışmalarının yapıldığı yer tam da karşı tarafımız. Yani şu anda o yoğun araçların olduğu noktanın hemen arka tarafında çalışmalar yapılıyor ve orada da dediğimiz gibi şu anda bir taraftan incelemeler yapılırken bir yandan da o bölgede yetkililerin de ulaşmaya çalıştığını ve yetkililerin o bölgeye gittiklerini sizlerle paylaşmış olalım. Evet, İran'da şu an itibariyle artık Cumhurbaşkanlarının hayatını kaybettiği, Dışişleri Bakanlarının hayatını kaybettiği bilgisi dört bir tarafta paylaşılmaya başlandı. Evet, şehit olarak nitelendirdiler ve İran Cumhurbaşkanlarının ve Dışişleri Bakanlarının yine aynı şekilde Tebriz imamının, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi'nin şehit olduğu bilgisi an itibariyle İran'da bu bilgiler geçmeye başladığını sizlere aktarmış olalım. İkisi de şu anda hemen karşı tarafta bir otobüsün daha o bölgeye geçişine müsaade edilirken bir yandan da o bölgeden gelen araçları da ekranlarda görüyorsunuz ki hemen karşı tarafımda, yani hemen şimdi göstereceğim şu kısımdan sonra orada artık sadece görevli olanlar o bölgeye geçiyor. Çünkü bulunduğumuz yerin hemen karşı tarafında dağlık kesimin, yani hatta sisler orada hala oldukça yoğun. O bölgede şu anda enkazın olduğu bilgisini sizlerle paylaşalım ki orada çalışmalar şu anda devam ediyor. Evet, gece boyunca orada çalışmalar devam etti ve 14 saatin sonunda enkaz bulunmuş oldu. Tabii ki yapılan bu çalışmalarda hemen şunu belirtelim. Enkazı Akıncı Yağ buldu. Yani reisinin helikopterinin yerine Tahran'a bildiren Akıncı olduğunu da bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Gece saatleri boyunca o bölgede çalışmalar yapılıyordu ama bir taraftan da tabii ki orada hava şartlarının kötü olması sebebiyle bir taraftan da engebeli bir yer olmasından kaynaklı olarak o bölgede çalışmalar oldukça zor şartlarda yapılıyordu. Gece saatlerinde de İHA'nın devreye girmesiyle birlikte, yani Akıncı'nın bu bölgeye geldiği an itibariyle çalışmaların bir noktada aslında seyri değişmiş oldu ki özellikle de çünkü o bölgede yapılan uçuşlarda, o bölgede yaptığı taramalarda, incelemeleri de an be an tüm dünyayla paylaştı ve enkazın olabileceği nokta aslında tespit edilmesi açısından bir yoğun çalışma gerçekleştirdi ve çalışmanın gerçekleşmesi sonucu da dediğimiz gibi nokta atış yapıldı ve orada da önce bir ısı alındı ve o koordinatların, alınan ısının koordinatları da hemen İranlı yetkililerle paylaşıldı ve ardından da artık yapılacak olan çalışmanın alanı daraltılmış oldu. Özellikle şunu belirtelim. Bakın, karşı taraf oldukça geniş bir alan. Hem geniş hem de engebeli olması sebebiyle o bölgede yapılan bu çalışmaların da
büyük bir alana yayılmış olmasından kaynaklı olarak bulunması oldukça güçtü ve bir yandan da şunu söyleyelim. Sadece hava şartlarından sisli olması sebebiyle görüş seviyesinin düşmesinden kaynaklı olarak havadan teknolojik anlamda çok bir şey yapılamıyordu ama araçlarla da belli bir kısma kadar gidebiliyorlardı. Yani araçla orada belli bir noktaya gidiyor, ardından da İran arama kurtarma ekipleri, Kızılay ekipleri sonrasında artık yürüyerek, yani yaya olarak gidildiğinde de iş iyice durma noktasına geldi. Çünkü karşı tarafa şöyle baktığımızda oldukça engebeli ve orada da yaya olarak çıkmaları ve o büyük geniş arazi içerisinde ağaçlık ve engebeli alanda tabii ki enkazı bulmaları oldukça güçlü ve özellikle de gece saatlerinde sisin olması ve gece görüşlü teknoloji noktasında aslında dün gece bir sorun yaşandı resmen İran'da ve bu noktada da Türkiye'den gelen Akıncı İHA ve ardından da gece görüş helikopterin devreye girmesiyle o bölgedeki çalışma biraz daha hız kazanmış oldu ve sabah saatlerine karşı da zaten Akıncı İHA orada bir ısı aldığını, ısı tespit ettiğini belirtti. Ardından da bu koordinatlar İranlı yetkililerle paylaşır paylaşılmaz hemen artık alan daraltılmış oldu. Yani düşünün ki geniş bir arazi içerisinde çalışmalar yapılırken bir anda artık belli bir nokta üzerine yoğunlaştı ve orada yoğunlaşmasıyla birlikte de zaten sonuç verdi ve ardından da ilk önce sabah saat 05 sıralarıydı zannedersem. 05 sıralarında canlı yayında hatta o bilgiyi paylaştık ve Akıncı'nın yeri tespit etmesinin ardından ekiplerin o bölgede yaptığı çalışmada yerin tespit edildiği bilgisi paylaşıldı ve hatta Kızılay'dan ilk gelen bilgi de İran Kızılay'ından yer tespit edildi. Evet, enkazın yeri bulundu. Ulaşmamıza 2 kilometre var gibi bir sıcak bilgi paylaşıldı. Ardından Mehmet Karataş, şimdi tabii seninle de ilgili çok özel bir durum var. Şu anda Haber Televizyonu ve A Haber Radyo enkaza en yakın noktada. Türkiye'de evet. Bir ilk bu. Türkiye'deki yayın yapan televizyon yayın kuruluşlarının ve haber ajanslarının arasında şu anda enkaza en yakın noktada sen bulunuyorsun Mehmet Karataş. Bundan dolayı oradan aktaracakların çok önemli. Zaten gece yarısından beri Haber Televizyonu'nda, Haber Radyo'da olayın olduğu andan itibaren, olayın duyulduğu andan itibaren çok özel bir yayın gerçekleştirdik. Enkaza ulaşıldığını da Türkiye'de ilk kez A Haber Televizyonu'nda, Haber Radyo'da yayınlarımızda duyurduk. Mehmet Karataş, sen de şu anda enkaza en yakın noktadaki tek Türk televizyon yayıncısısın. Onu da bir anlatır mısın? Oraya nasıl ulaştın? Türkiye'nin neresinde bu? Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Senden başka Türk televizyon yayıncısı yok orada bizim bildiğimiz kadarıyla. Doğru mu bunlar? Erkan Tan, aslında şunu ifade edelim, sadece Türk televizyonu değil, şu anda biz A Haber olarak tüm dünyanın aslında gözü kulağının olduğu noktadayız ve burada Vergizan'da, yani bulunduğumuz bu nokta tüm dünya tarafından takip ediliyor ama az önce bizler de son sınır noktasına kadar gittiğimizde şu anda sadece Türkiye'nin değil dünyanın hiçbir televizyonunun buradan ötede bir yerde olmadığını sizlerle paylaşalım. Yani bizler şu anda A Haber ekibi olarak bulunduğumuz bu nokta arama kurtarma çalışmalarının sıfır noktası. Çünkü buradan ötesinde sadece görevli. Bakın bu araçları görüyor musunuz? Araçların zaten alt kısmından da anlaşıldığı gibi hep çamur içerisinde kalmış da gördüğünüz bu yüksek araçlar o bölgede çalışıyorlardı. Hemen şunu söyleyeyim. Hatta şu an o araçlardan yine emniyet o bölgeye giden bir aracın da geri dönüş yaptığını görüyoruz. Hatta şimdi göreceksiniz. İkinci araca dikkat etmenizi rica ediyorum. Beyaz araca. Evet, gördüğünüz bu araçlar işte o bölgede görev alan, çalışan ekipler şu anda bizim yanımızdan geçiyor. Hatta onları ekrana taşımaya devam edelim. Sonra tekrar devam et bilgileri aktaracağım. Bakın şu anda gördüğünüz işte bu beyaz araçlar. Bakın arama kurtarma ekipleri içerisinde. Evet, bakın Kızılay araç yine. Evet, Kızılay ekiplerinin şu anda Mehmet Karataş, sıcak noktadan geldiğini. Senin şu anda bulunduğun noktadan daha ileriye hiç kimsenin geçmesine izin verilmiyor. Doğru Hayır, mu? Hayır, zaten şu an itibariyle yani sadece basın mensubu değil o bölgede herhangi bir eğer ki askeriyede görevli değilse, emniyette görevli değilse zaten hiç kimsenin o bölgeye geçiş yapmasına müsaade edilmiyor. Yani şunu söyleyelim, şu anda A Haber ekibi olarak bulunduğumuz bu nokta artık arama kurtarmanın sıfır noktası. Çünkü bundan sonrasına sadece Kızılay, emniyet, devrim muhafızları
ve yetkililer geçiş yapabiliyor. Yani bulunduğumuz bu noktada sadece Türk televizyonları olarak değil, dünya televizyonlarında şu an itibariyle bulunduğumuz noktanın ötesine zaten bir gazetecinin, bir basının geçme noktası şansı hiç yok. Orada defalarca kez ısrarlarımıza rağmen, hatta bulunduğumuz bu noktada dahi zaten izin verilmiyor. Şu anda bizlerin burada bu yayının belirlenmesi durumunda, yani fark etmesi durumunda belki de bizi biraz daha şehir merkezine doğru itecekler. Yani biraz daha şehir merkezine doğru gitmemiz konusunda uyarılarda bulunacaklar ki zaten hatırlarsınız geçtiğimiz dakikalarda yine size bağlandığımızda biraz daha yakın bir noktada, hemen yanı başındaydık. Şu anda aramızda artık bir 100 metre gibi bir mesafe içerisinde duruyoruz. Aa, bu arada bakın yeni ekipler de gitmeye devam ediyor. Şu anda gördüğünüz otobüsün birazdan o kısma doğru geçiş yaptığını göreceksiniz. Çünkü bizler dakikalardır buradayız. O taraftan bir ekipler geliyor. Bir yandan da yeni ekiplerin o bölgede çalışma yapmak üzere gittiğini görüyoruz. Evet, şu anda bakın hemen geçişini yapmak üzere. Önce o noktadan, evet, şu anda kontrolleri yapılıyor. Hemen sağ kısma doğru gittiğini şimdi ekranlarda göreceksiniz. Çünkü zaten sola gitmiyor. Bakın şu anda yanımızdan geçen otobüs arama kurtarma ekipleriyle doluydu. Daha doğrusu o bölgede çalışma yapacak ekiplerle. Şimdi o otobüsün de o bölgeden, bakın şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Yani şu anda o beyaz otobüsün gittiği yer birkaç dakika sonrasında, belki bir 20 dakika 15 dakika sonra o bölgeye ulaşmış oluyor. Yani bizler şu anda hemen yanı başındayız ve burada da dediğimiz gibi geçen araçları gördünüz. Mehmet Karataş, şu anda arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı son noktadasın. O artık senin bulunduğun noktadan ileriye sadece askerler, polisler, istihbaratçılar, sağlık, evet, görevlileri, arama kurtarmacılar geçiyorlar. Şu anda dünya televizyonları arasında enkaza en yakın noktadan yayın yapan tek televizyon yayın kuruluşu A Haber, A Haber Televizyonu, A Haber Radyo ve tabii Mehmet Karataş. Sensin kameraman arkadaşımızla birlikte. Kadir Mercan'la birlikte. Peki şimdi oraya baktığımızda hala bir sis var. Yani dağı görmüyoruz hala. Doğru mu? Evet, yani sen dağı görebiliyor musun? Evet, hani aslında, biz kamerayla göremiyoruz da çıplak gözle görebiliyor musun çıplak sen? Çıplak gözle. Evet, aslında zaten bakın hemen üst tarafa baktığınızda kara bulutların o noktada her geçen dakika daha da yoğunlaştığını biz yayın başındayken de aslında ifade ettim. Karşı tarafta hala sis oldukça hakim ki hava da soğuk olduğunu belirtelim. Sabah saatlerinde 5 derecelerdeydi ve şu anda da dediğimiz gibi hem havanın tekrar soğumaya başladığını hem de sislerin giderek artmaya devam ettiğini de sizlere aktarmış olalım. Kadir, şöyle bir gelebilir misin? Şu kısma doğru bir seni ilerleyebilir miyiz? Mehmet Karataş, tabii yani orada dağ falan gözükmüyor hala o bulutlardan. Sadece bembeyaz bulutlar görüyoruz biz. Sen de söyledin burada, yani helikopterin sadece kuyruğu var. Geri kalanı tamamen parçalanmış. Hatta parçalanmış olan kısımlar yanmış. Etrafında da yanmış iz izleri var. Kurtulan hiç kimse yok. Hatta oraya ulaşan görevlilerin yaptığı açıklamalara göre cesetler yanmış olduğu için kimliklerini de tespit edemiyoruz bilgisi var. Seni dinliyoruz. Evet, bu arada bakın bizi çıplak gözle tabii daha net bir şekilde görüyor. Sizler şu anda ekrandan eminim ki benim gördüğüm kadar net göremiyorsunuz ama Kadir, hemen şu karşı tarafını parmağımla gösterdiğim kısmı gösterebilir misin? Hemen bakın tam karşı tarafta. Yani şu anda ekrandan belki çok belirgin değil ama karşı tarafın tamamı şu anda sislerle kaplı ve o sislerle kaplı olan yerlerin hemen dağların uç kısmını, alt kısmını daha doğrusu görebiliyoruz ve o bölgede çalışmanın gerçekleştiğini de sizlerle paylaşalım. Şöyle hafif sağ tarafı zaten gösterirse bakın şu anda devriye muhafızlarının yine aynı şekilde orada emniyetin yolu kapattığını net bir şekilde göreceksiniz. Sadece karşı taraftan araçların gelmesine müsaade ediliyor. Bazen de yeni ekiplerin gitmesi. Yani bulunduğumuz bu noktanın hemen karşı tarafında gördüğünüz şu dağın hemen arkasında İran Cumhurbaşkanı'nın içerisinde olduğu kazayı yapan o helikopterin olduğu yer. Yani şu anda hemen karşı noktada parmağımla gösterdiğim o kısım tüm dünyanın gözünün kulağının olduğu yer ve orada çalışmaların yapıldığını ve ne yazık ki dediğimiz gibi İran Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı'nın ve yanındakilerin hayatını kaybettiği, şehit olduğu da bilgisi zaten geldi. Ve yine oradaki ekiplerden, Kızılay'dan gelen bir diğer önemli bilgi ise orada neredeyse helikopterin tamamı yanmış. Sizin de belirttiğiniz gibi sadece kuyruk kısmı kalmış ve içerisinde bulunanların, hatta bazılarının cenazelerinin tespit edilmesinde oldukça güç olduğu da yine gelen bilgiler arasındaydı. Ve şu an size
Hemen şunu da paylaşmamda fayda var. Özellikle de gece saatlerinde Akıncı'nın buraya gelmesiyle birlikte İran vatandaşlarının oldukça olumlu tepkisi vardı. Çünkü biz kameraman arkadaşımla birlikte havalimanında indikten sonra, hatta havalimanındayken bile biz size nereden geldiğinizi sorduklarında, nereden geldiğimizi sorduklarında Türkiye'den geldiğimizi ifade ettiğimiz an sizin uçaklar geldi diye de havalimanında dahi oradaki görevliler de yine bizimle paylaştılar. Ve özellikle dediğim gibi Tebriz Havalimanı'nda daha indiğimiz an itibariyle Akıncı'nın İran'a gelmek üzere yolda olduğu bilgisi buradaki herkes tarafından biliniyordu. Ve dediğimiz gibi gece saatlerinde de tabii ki yapılan o çalışma aslında tüm dünyanın beklediği ve tüm dünyanın nerede diye merak ettiği o helikopterin enkazın yerinin Akıncı'nın bulmasına da vesile oldu. Ve Akıncı o noktada bilgiyi alır almaz dediğimiz gibi ilk olarak bir ısı fark etti. Ardından çemberi daralttı ve daha sonrasında da oradaki koordinatlar İranlı yetkililerle paylaşıldı. Ve ardından da dediğimiz gibi zaten o bölgede çalışmalar yapıldı. Bakın şu anda dediğim gibi ben burada çıplak gözle daha net bir şekilde görüyorum. Alan oldukça sisli. Ve oldukça karşı tarafta hemen arka tarafta o yeşilliğin hemen arkasında siz muhtemelen onu sadece gri olarak beyaz olarak görüyorsunuz. İşte o beyaz olarak görülen kısım aslında sislerin olduğu yer. Yani orası aslında ben tahmin ediyorum şu anda ekrandan bakıldığında o böyle gökyüzü gibi duruyor ama aslında o aşağısı yani dağların olduğu kısım ama sisli olması sebebiyle sislerin aşağıda yoğun olması bir noktada aslında gökyüzüyle bir bütünmüş gibi görünüyor. Ve orada dediğimiz gibi yapılan bu çalışmalarda yerin geniş olması, engebeli olması ve hava şartlarının kötü olmasından kaynaklı olarak yani o çalışmanın kısa bir süre içerisinde tamamlanması zaten imkansız olurdu. Gündüz vakti olmasına rağmen şu şartlarda dahi o bölgede yapılacak olan çalışmada nokta atışı yapmaları oldukça zor. Ama bu noktada Akıncı yağının devreye girmesi, ısıyı tespit etmesi ve daha da önemlisi o çemberi daraltmış olması işte İran arama kurtarma ekibinin, İran Kızılay ekibinin o bölgede yapacağı çalışma açısından hayati önem taşıyordu. Ve orada da zaten dediğim gibi sabah saatlerinde 05 sıralarında artık yerin tespit edildiği Kızılay tarafından açıklandı. Ve yaklaşık hatta 2 kilometre gibi bir mesafe var. Yani artık kilometrenin ölçüsü dahi tespit edildi. Ve Mehmet Karataş, gibi Mehmet Karataş şu anda Akıncı İHA'nın da yurda geri dönüş yaptığını bildirelim. Döndü. Onu daha önceden söylemiştik, siz de söylediniz evet. Mehmet Karataş. Peki orada insanlarla konuşabildin mi? Yani bu olan olayla ilgili onlar ne düşünüyorlar? Kaza mı diyorlar, suikast mı diyorlar, saldırı mı diyorlar? Yani bilgiye dayalı değil ama bir düşünceleri var mı konuştuğun insanların? Erkan Tan, biz aslında kameraman arkadaşım Kadir Mercan'la haber ekibi olarak buraya ulaştığımız an, Tebriz Havalimanı'na ulaştığımız an hemen ilk olarak bir sokağın nabzını, yani şehir merkezi bunu nasıl karşılıyor? Şehir merkezinde bulunan işte taksicisine sorduk, havalimanında görevli olanlara sorduk. Yine aynı şekilde kalacağımız o noktada o bölgede olan vatandaşlarla yapmış olduğumuz konuşmalarda hep şunu söylüyor. Aslında bizim tespit ettiğimiz en azından birçok tabii ki iddia, birçok soru var ama 3 soru çok ön plana çıktı. Onlardan ilki bir güzergah değiştirildiği yönünde bir iddia var ve bu iddia İran'da ciddi anlamda karşılık bulmuş durumda. Yani şunu söylüyorlar. Şimdi evet Aliyev'le yani Azerbaycan Cumhurbaşkanı'yla oradaki o açılışı gerçekleştirdiler. Ardından 3 uçak, 3 helikopter geri dönüyordu. Tebriz'e gelecek. Tebriz'den de uçaklarına binip Tahran'a dönüş yapacaklardı. Bu bilgi var. Ancak 2 helikopterin gelmiş olması, ancak ülkenin Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın içerisinde olduğu helikopterin gelemiyor olmasının sebepleri buradaki vatandaşlar tarafından tartışılıyor. Yani 2 helikopter aynı anda sonuç olarak 5 saat arayla gelmediler. Aynı saat dilimlerinde uçuş yaptığı bilgisi şu anda halk arasında konuşuluyor. Yani aynı saat diliminde aynı noktadan gelen 3 helikopter ama bu helikopter bir arıza mı verdi? Arıza verdiyse neden bildirilmedi? Ya da iniş yapacaksa, zorunlu bir iniş gerçekleşecekse neden bu belli kişilere, belli ilgili makamlara bildirilmedi? Çünkü ülkenin Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nı taşıyor diyorlar. Ve burada dediğim gibi buradaki güzergah değiştirildiği iddiası birinci sırada olduğunu belirttim. İkincisi ise orada iniş yaptığı nokta, bakın şu anda dediğim gibi hemen arkamızda bulunan kısma iniş gerçekleşti. Orada görüş mesafesinin birkaç metreye kadar düşmüş olmasına rağmen o helikopteri kullanan kişi neden orayı tercih etsin? Çünkü
oldukça sisli. Yani indiğin noktanın orada uygun olup olmadığını görmediğin halde. Yani şunu söylemeye çalışıyorlar. Bu hani ilk gelen bilgi hatırlayacaksınız. Sert iniş yaptı demişlerdi ya. Vatandaş diyor ki sert iniş yaptıysa neye göre bunu yaptı? Çünkü orada iniş için bir sinyal mi aldı? Çünkü bazı helikopterlerde, hani onun da uzmanı değilim ama şunu soruyor vatandaş da tabii ki bunu bilmeden şunu soruyor. Sinyal alıp da mı indi? Yoksa yani gözünü karartıp buraya inmeli miyiz dedi zorunlu olarak. Yani neye göre o noktaya indiği de, ki özellikle helikopteri kullanan kişilerin o bölgelere de mutlaka bir o bölgeyle ilgili bir bilgisi vardır. Yani ikincisi şu, neye göre o noktaya iniş yapıldı? Üçüncüsü ise tabii ki tüm dünyanın ilk olarak akıllara gelen, hatta bizim de tüm Türkiye'nin de ekranlara taşıdığı bir kaje vardı. Bu bir suikast mı yoksa bir kaza mı? İşte bu soru, bu üç soru dediğim gibi şu anda İran'da tartışılan Mehmet Karataş, konular ve şu anda enkaza en yakın yerden yayın yapan dünyadaki tek televizyon yayın kuruluşu olarak A Haber Televizyonu'nda, A Haber Radyo'dasının, bir kere seni ve kameraman Kadir kardeşimizi içtenlikle bu başarınızdan dolayı tebrik ediyoruz. Tabii üzücü bir hadise. Bu üzücü hadisenin olduğu yere en yakın yayın yapan yayın kuruluşu A Haber Televizyonu, A Haber Radyo. Sen sabah erken saatlerinden beri yayındasın. Şu anda hemen arkanda enkaz bulunuyor ve zaten senin bulunduğun yerden daha ötesine de hiçbir yayıncının, hiçbir başkasının geçmesine izin verilmiyor. Sadece askerler, polisler, istihbarat görevlileri, sağlıkçılar, arama kurtarmacılar geçebiliyorlar. Orada şu anda son bilgiyi tekrar edelim. Sende var zaten, istersen sen tekrar et. Yani cesetlere ulaşıldı ama yanmış oldukları için kimlik tespitlerinde güçlük yaşanıyor bilgisi dahi var. Seni dinliyoruz. Erkan Tan, öncelikle çok teşekkür ederim. Tabii ki üzücü bir hadise ve bu tarz olaylar, aslında bu tarz sıcak olaylar yaşandığı an itibariyle tüm ekip arkadaşlarımız hepimiz aynı refleksi gösteriyoruz. Şu anda rejisinden tutun en tepesinden kameramanına kadar, montajcısına kadar anlık bilgileri aslında tüm Türkiye ile paylaşmak üzere hepimiz aynı refleksi hep gösterdik yıllardır. Ve bugün de dediğimiz gibi A Haber ekibi olarak tüm dünyanın gözünün kulağının olduğu yerdeyiz ve burada da hemen birkaç kilometre ilerimizde tüm dünyanın konuştuğu o şey olduğunu, o enkazın olduğunu sizlerle paylaşalım. Öncelikle hemen şunu söyleyeyim. Zaten ekranlara taşımış olduğumuz görüntü. Aa, bu arada bakın şu anda ekipleri görüyorsunuz. İşte o bölgede çalışma yapan ekipler, işte bu ekipler şu anda ekranlarda göreceksiniz. A Haber ekranlarında o bölgede çalışma yapan ekipler, ki orada görüyorsunuz. Kadir, sana da sorayım. Özellikle orada sanki ışık mıydı? Evet, o bölgede ışıkları zaten götürmüşlerdi. Yakın planda da, planlamada yapılan çalışmalarda ışıkları da, evet, o bölgede az önce o geçen ekip, işte enkazda çalışan ekip olduğunu, o kaza yapan helikopteri bulmak adına çalışma yapan ekiplerin geçiş olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Evet, az önceki sorunuza cevap verecek olsak şunu bir kez daha belirtelim. Orada şu anda zaten ekranlarda görüyorsunuz. Yani İran Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın içerisinde olduğu helikopterin düştüğü yer oldukça engebeli ve aşağı doğru bir vadi adeta. Zaten ekranda da görüyorsunuz, sadece kuyruk kısmı sağlam kalmış. Öbür kısmının iç tarafı, özellikle az önce burada aldığımız bilgilerde de iç tarafının tamamı zaten kül olmuş. Yani içerisinde bulunanların, o cansız bedenlerin tespit edilmesi dahi çok zor olduğu ilk gelen bilgiler arasında. Kızılay tarafından o noktaya ulaşır ulaşılmaz ilk gelen bilgi, ne yazık ki içerisinde herhangi bir yaşam olgusunun olmadığı, orada bulunan herkesin hayatını kaybettiği, İran Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın yanındakilerin şehit olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Ve ardından da şehit olmasının hemen ardından da cansız bedenlerle ilgili gelen ilk bilgisi, orada bedenlerinin yandığı ve bundan kaynaklı olarak da tespitlerin dahi yapılamadığı bilgisi gelmişti. Evet, şu anda bir yandan da o bölgede görev alan araçların, evet, soldan gelen değil ama sağ taraftan gelenler, o bölgede gelen araçlar olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Evet, dediğim gibi oradaki cansız bedenlerinin yandığı bilgisi şu anda Mehmet paylaşılmış olacak. Mehmet Karataş şu anda olayın olduğu bölgede, efendim, şu anda enkaza en yakın
Dünyadaki tek yayın kuruluşu Haber Televizyonu, Haber Radyo ve oradan yayını yapıyor Mehmet Karataş, kameraman Kadir'le beraber. Kadir Mercan mıydı soyadı? Evet, Kadir, evet, Mercan. Mustafa Kadir Mercan ve Mehmet Karataş şu anda dünya televizyonları, dünya yayın kuruluşları arasında enkaza en yakın noktada yayın yapıyorlar. Hemen arkasında biz tabii televizyondan sadece bembeyaz bulutları görüyoruz Mehmet Karataş. Ama sen çıplak gözle bulutların arkasında bir dağ var ve enkazda o dağın tepelerinin birinin zirvesinde, doğru mu? Evet, dediğim gibi şu anda ben tahmin ediyorum, çünkü ekrandan şu an bakıldığı zaman üst taraf bembeyaz görünüyor ve büyük bir beyazlık var. Onun belli bir kısmı evet gökyüzü ama aşağı kısmı sislerin kapatmış olduğu. Yani sislerle kaplı olan bir dağ var. Hatta geçtiğimiz dakikalarda şu siyah olan kısım bu kadar net değildi. Hatta giderek sislerin biraz daha yukarıya çıkmasıyla birlikte oradaki o siyahlık, yani o dağ kısmı da biraz daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başlamış durumda. Yani şunu söyleyeyim, şu anda sizin o beyaz olarak gördüğünüz yerin o beyazın alt kısmı aslında sislerin olduğu dağ kısmı ve o dağlık. Yani şu anda ekranlara taşıdığımız o kaza yapan helikopter, İran Cumhurbaşkanı Dışişleri Bakanı'nın da içerisinde olduğu, o cansız bedenlerinin içerisinde olduğu o kaza yapan helikopter hemen karşı taraftaki o dağlık alanda olduğunu sizlerle paylaşalım ki burada da dediğim gibi artık vatandaşların yavaş yavaş bu noktada dağılması için de bir yandan da burada askeriyenin müdahalesi olduğunu da sen öteki paylaşalım. Tarafa yani o dağa doğru gidemiyorsun çünkü kimsenin geçmesine izin verilmiyor. Doğru mu? Şöyle, zaten şu karşı kısmı geçtiğimiz an itibariyle arama kurtarmanın yapıldığı noktayı görmüş olacağız. Ve ondan kaynaklı olarak da bakın şu anda oradan ötesine zaten geçiş yapılmıyor. O noktayı geçtiğimiz an itibariyle, yani şu karşı tarafta bilmiyorum ne kadar net görünüyor ama elimle gösterdiğim şu karşı kısmı geçtiğimiz an itibariyle zaten çalışmaların yapılabileceği bir yer. Yani çalışmaların daha doğrusu yapıldığı yer. Hemen o dağlık kısımda. Tabii ki buradan böyle kuş bakışı ya da buradan gözle baktığımızda çok şey görünüyor, kolay görünüyor ama oraya gittiğimiz zaman yaklaştığımızda dağların ne kadar yüksek olduğunu buradan tahmin edebiliyorum. Yani engebeli bir arazi, engebeli bir dağlık ve oradan yukarıya çıkmak tabii ki saatler alıyor ki toplam 14 saat gibi bir çalışma yapıldı ama tabii bunun sadece bu kadar uzun sürmesinin sebeplerinden biri de geniş bir alan olması ve araçlarla yukarıya çıkılamıyor olması. Yani belli bir yerden sonra araçlar da çıkmıyor. Yaya olarak gittiğinde düşünün ki 5 ayrı ekip dahi olsa o koca alanı bulmak, taramak çok da kolay değil. İşte bu yüzden diyorum ya, işte ülkemizden gelen Akıncı'mızın gelmiş olması, Akıncı İHA'nın o bölgede çalışma yapması, arama ve tarama yapması, zaten o yaptığı çalışmayı da canlı bir şekilde paylaştı ve orada paylaşırken de ilk saatlerde adeta bembeyaz, tıpkı şu anda gökyüzünü gördüğünüz gibi bembeyaz bir görüntü vardı. Çünkü sisten hiçbir şey görünmüyordu. Görüş mesafesi 5 metrenin bile altına düşmüştü. İşte bu noktada gece boyunca yaptığı çalışmalarda ısıların tespit edilmesi, sonrasında çemberin daraltılmasıyla birlikte orada bölgede büyük geniş arazide çalışma yapan tüm ekipler ne oldu? Belli bir noktaya odaklandı ve bu da sonuç vermiş oldu. Enkazın bulunmasına sebep oldu ki zaten orada çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz da görevini tamamladıktan sonra kazanın gerçekleştiği yeri, enkazı Tahran'a bildirdikten sonra da zaten Akıncı hemen tekrar yurda geri dönüşünü de gerçekleştirmiş Mehmet oldu. Karataş şu anda, Mehmet Karataş şu anda görevlilerden başka hiç kimsenin geçmesine izin verilmeyen noktada. Yani Mehmet Karataş'ın bulunduğu yerden sonra artık askerler, polisler, istihbaratçılar, arama kurtarmacılar, doktorlar ancak geçebiliyorlar. Onların da orada görevli olanlarının geçmesine izin veriliyor. Haber Televizyonu'nda, Haber Radyo'da şu anda enkazın bulunduğu en yakın noktadan yayın yapıyor Mehmet Karataş. Kameraman Kadir Mercan'la birlikte sabah saat 5.30 gibi, tam olarak saati şimdi bilemeyeceğim ama saat 5.30 gibi enkaza ulaşıldığı bilgisi gelmişti. Kimler vardı onu anlatalım efendim. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim ve Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti vardı. Tabi bunlar devlet katında görevli olanlar. Helikopterin uçuş ekibi de şüphesiz helikopterde bulunuyordu. Devrim komutanlarından önemli bir ismin de yine
bu heyetin içerisinde olduğu bildirildi. Mehmet Karataş, sözü ve yayını tekrar sana bırakıyoruz. Helikopterin kuyruk kısmı dışında geri kalanının tamamen parçalanmış ve hatta yanmış olduğu görüntülerden anlaşılıyor. Ve izleri var kuyruk kısmının dışında. Mehmet Karataş, cesetlerin yanmadan dolayı teşhis edilemediği bilgisi de yine dünya kamuoyuna ulaştırıldı. Sözü sana bırakıyoruz tekrar. Şu anda Mehmet Karataş enkaza en yakın yerden yayın yapan dünyadaki tek televizyoncu. Erkan, bu arada hemen şunu da belirtelim ki biliyorsunuz Azerbaycan'a baraj açılışına gitmişti. Ve bir yandan da tabii ki İran hükümetinden de açıklamalar geliyor. Bir taraftan yayın yaparken bir yandan da buradaki yetkililerden gelen açıklamaları da takip etmeye çalışıyorum. İran hükümetinden gelen bir açıklamada şu yönde: ülkenin ilerlemesi ve ilerlemesi yolunda İran'ın büyük halkına hizmet etmekten başka bir şey yapmayan, İran halkının her daim yanında olan ve İran halkının çalışkan ve yorulmak bilmeyen Cumhurbaşkanı verdiği sözün arkasında durmuş ve milleti için canını feda etmiştir paylaşımını da, bilgisini de şu an itibariyle hükümet tarafından açıklamalar arasında olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Bir kez daha belirtelim, İran hükümetinden yapılan açıklamada ülkenin ilerlemesi ve ilerlemesi yolunda İran'ın büyük halkına hizmet etmekten başka bir şey yapmayan, İran halkının çalışkan ve yorulmak bilmeyen Cumhurbaşkanı verdiği sözün arkasında durmuş ve millet için canını feda etmiştir açıklaması şu an itibariyle hükümet tarafından geldiğini sizlerle paylaşmış olalım. Evet, hemen şunu da belirtelim. Dediğimiz gibi aslında yani dün gitmiş olduğu noktada Azerbaycan'dan oradaki baraj açılışları için gitmişti ve Azerbaycan'dan yapılan o açılış sonrasında da işte geri dönüş yolunda ne yazık ki dediğimiz gibi bu kaza meydana gelmiş oldu ve şu anda da halkın büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu, İran'ın büyük bir yas içerisinde olduğunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, bir kez daha ifade edelim. Bizler şu anda haber ekibi olarak Verzigan'da kazanın gerçekleşmiş olduğu bölgenin sıfır noktasındayız ve bulunduğumuz noktada zaten ekranlarda da yayın saatin yayın yaptığımız süre boyunca da sizler de gördüğünüz o bölgede çalışma yapan tüm ekipler olduğumuz noktadan geçişlerini gerçekleştirdiler ve oradaki arama kurtarmaya çalışmasına katılan ve yine aynı şekilde İran Cumhurbaşkanı'nın cansız bedeninin olduğu bölgede arama yapan Kızılay ekiplerinin araçları da bulunduğumuz bu noktalardan geçişini yaptılar ki zaten burası son nokta ve buradan ötesinde de dediğimiz gibi artık ilgili ekiplerin o bölgede çalışma yaptığını. Mehmet Karataş, senin oradaki görevinde sana kolaylıklar diliyoruz. Sana tekrar döneceğiz. Kameraman Kadir Mercan'a da kolaylıklar diliyoruz. Şu anda Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan enkaza en yakın noktadan yayın yapan dünyadaki tek televizyon ekibi. Tekrar size döneceğiz. Bu arada Mehmet Karataş, bize anlatır mısın? Bu bulunduğun yer Türkiye'nin neresinde? Hani Türkiye'ye göre anlatabilir misin? Millet bir canlandırsın kafasında nerede olduğunu. Aslında şöyle ifade edeyim. Biliyorsunuz ki Tebriz Havalimanı'yla Sabiha Gökçen Havalimanı, yani geldiğim güzergahı sadece sizinle paylaşayım. Hani hakim olduğum, bildiğim kadarını sizlerle paylaşayım. Sabiha Gökçen'den biliyorsunuz ki Tebriz Havalimanı'na 2,5 saatlik bir sürede, 2-2,5 saatlik bir sürede geliyoruz. Ve Tebriz Havalimanı'na indikten sonra da ülkenin daha çok güney tarafına ve bulunduğumuz bu noktada zaten biliyorsunuz ki yani karşı taraftan gelişin olduğu helikopterin geliş yönüne baktığımızda bir tarafı sol tarafında Ermenistan, hemen sağında ise Azerbaycan bulunuyor. Tam zaten burada 3 ülkenin olduğu noktanın tam ortasında bir yerde bu kazanın gerçekleştiğini de ayrıca altını çizmiş olayım. Evet, dediğim gibi Tebriz Havalimanı'na indikten sonra da 87 kilometrelik, tam net olarak 87 kilometre geldiğimiz bir mesafe olduğunu sizlerle paylaşayım. Ama bunun ötesinde dediğim gibi vereceğim bilgi eksik ya da hatalı olabilir. Ama dediğim gibi Tebriz Havalimanı'na 2,5 saatte uçakla ulaştığımızda sonrasında 87 kilometrelik bir mesafe tam da benim ve kameraman arkadaşım Kadir Mercan'ın bulunduğu bu noktaya getiriyor ve hemen burada da dediğim gibi artık son nokta ve bunun sonrasında da artık arama kurtarma çalışmalarının gece boyunca sürdüğü yerin olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Mehmet Karataş, çok teşekkür ediyoruz. Zaten Mehmet Karataş'ın şu anda arkasında duran yerden sonra
Yani onun bulunduğu yerden 50 metre sonra kontrol noktası var. Askerlerin, polislerin, arama kurtarmacıların dışında hiç kimsenin geçmesine izin verilmiyor. Affedersiniz. Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Merçan şu anda enkazın olduğu noktaya en yakın yerden yayın yapan dünyadaki tek televizyon yayın ekibi. Ekrem